Oyuncu ahtapot. Evet, hevesli yeşiller kulübü. En yeni üyemiz Deniz'e hoş geldin deyin. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Zaten yeşil de en sevdiğim renktir. Bir de kırmızıyla siyah. Aa, bir de mor da hiç fena değildir. Evet tabii Deniz. Tek derdin yeşil. Bu sabah sınıf toplama etkinliğinden kaçmak için katılmadın yani, değil mi? Şşş. Kim olsa katılırdı. Aa, gördünüz mü hevesli yeşiller? Postacı kulübümüz için sipariş verdiğim minik ve hassas tohumları getiriyor. Yine gereksiz büyüklükte bir paket. Onlara çok sert bir şikayet mektubu yazacağım. Lütfen kısa bir mektup olsun. Benim daha fazla ağır mektup taşımaya dayanamayacak. Yavaş ol Deniz. Siparişi verirken bir hata yapmış olabilirim. O gün bir sürü işim vardı. Postacı, lütfen geri dön. Bir yanlışlık olmuş. Bakın, bakım önerileri. Cumaları besleyin, salıları gıdıklayın ve dokunaçların bir an için bile sıkılmasına izin vermeyin. Aksi halde... Hey! Evet, postacı sandık çok ağır olduğu için bütün gün taşıyamayacağını söylüyor. Okul çıkışı bizim kargo şirketinin deposuna bırakmamız gerekecek. Öğretmenim, bakım önerilerinde sıkılmasına izin vermeyin diyor. Aksi halde aslında ne olacağını bilmiyoruz. Ama bütün gün bizimle kalacaksa... Yani birinin burada kalıp bu ilginç canlıyı eğlendirmesi gerekiyor. Gönüllü olan... Ben! Ha? Derslere girmeyecek miyim? Bugünlük evet. Eğlenceli bir bilim projesi diyelim. İstediğinden emin misin? Eğlence benim göbek adım. Naşır'ın da olurdu ama onun tabii göbek adı yok. Peki Deniz, bu rozet senin ahtapot görevinde olduğunu gösteriyor. Unutma, bu son derece ciddi bir sorumluluk, tamam mı? Tamam. Hop. Evet. Tamam, sen kazandın. Peki, ahtapot sektirme oynadık. Ortada ahtapot oynadık. Burnunu kim kaptı? Tamam, sen kaptın, biliyoruz. Peki, şimdi seni nasıl eğlendireceğim? Harika fikir Nashir. Süper müthiş kaykay numaraları gösterisi. Hayran olmaya hazırlan, oyuncu ahtapot. Evet. Hiç komik değil ahtapot. Bu işten sıkılmaya başladım. Baksana Deniz. Bugün ahtapot görevinde olduğunu duydum. Paul son zamanlarda doğayla çok ilgileniyor. Görevi devralmamızı ister misin? Evet, çok müthiş olur. Evet tabii çok iyi olur. Sağ ol Pyface. Deniz, ahtapot görevine ne oldu? Pyface birkaç dakikalığına devraldı. Hı. Ne zaman devraldı? Ne bileyim, biraz oldu sanki. Daha fazla yapmam. Biraz dinlenmek istemediğinden emin misin? Şaşkın, madem Rozet sende, bir süre kendi kendine eğleneceksin. Gel Paul. Hayır. Bence görevi Pyface'den alman gerek. Paul, güvendesin. Seni bir daha gözümün önünden ayırmayacağım. Şu anda ahtapota kim bakıyor acaba? Ha, Rozet nereye gitti? Dikkatsiz davranmışsın Pyface. Rozet küçük ama getirdiği sorumluluk büyük. Bunu geri almayacak mısın Deniz? Evet, çok isterdim ama... Nashir'ı makarnalı matematiğe götürmeye söz verdim. Yemek yerken toplama yapmayı çok seviyor değil mi oğlum? Elbette. 100 artı 100 daha eşittir 300. Hadi gel bakalım. O işlemin sonucu 200'dür. 3 değil. Bekleyin. Bugün makarnalı matematik dersine ben giriyorum. Hey JJ, matematik kulübünde ders vermem gerekiyor ama bu bende kaldı. Aynı anda iki yere birden gidemem. Babamın klonlama makinesi de bozuldu. Bunu sen alır mısın? Senin için de iyi bir antrenman olur. Olur herhalde. Tamam, yapıştır bakalım. JJ, ha? Sen misin?
Öğle arasında okul personeli jimnastik takımıyla antrenman yapacağını unutmadın değil mi? Aklımdan çıkıvermiş. Hemen geliyorum. Biraz daha dayanın. Walter! Sen öğretmenlerin gözüne girmeyi seversin değil mi? Dinliyorum. Bayan Misri'nin gözde öğrencisi olabilirsin. Benim bir yere gitmem gerekiyor o yüzden. Bu sende. Umarım bu herkesin konuştuğu bahçedeki ahtapota bakma görevinin rozeti değildir. Kesinlikle o. Bir an önce dışarı çık. Epeydir ahtapotu eğlendiren kimse olmadı. Bu sevimsiz yaratık bütün okulu başımıza yıkacak. Görevini ihmal ettiğin için başın büyük derde girecek Deniz. Cevabım üç kelime. Görev, rozeti sende. Bu gürültü ne böyle? Ve Deniz, neden görevinin başında değilsin? Walter denemek istedi. Bir de sınıfta bir tur attırmaya uygun gördü. Olamaz. Görevini ciddiye alacağına inanmıştım Deniz. Şu andan itibaren aynen öyle yapacağım. Okul çıkışına kadar burada nöbet tutacağım. Sonra da onu kargo deposuna götüreceğim. Yani rozeti verdiğin halde görevini yerine getireceksin. Aferin Deniz. Ne kadar sorumlusun. Ama okul çıkışında jimnastik takımıyla çalışacağım. Sana yardım edemem. Önemli değil. Rozet artık Walter'da seve seve yardım eder değil mi? Hiçbir şey bana daha büyük zevk veremez Bayan Misri. Çok sevindim. Acelem var. 2A sınıfı dans dersi için beni bekliyor. Bugün çok uzun bir gün olacak. Peki sorumlu öğrenci. Okul bitmek üzere. Bu yaratığı kargo deposuna nasıl götüreceğiz? Ben sadece sorumlu öğrenci değilim Walter. Aynı zamanda eğlendiren öğrenciyim. Ve artık sen de öylesin. Başardık. Aa, yapma. Hiç komik değil ahtapot. Hayır, yine dur. Kaçmasına izin verdin. Şimdi kasabada kıyamet kopacak. Başka dahiyane fikrin var mı? Koş. Bunu söylediğime inanamıyorum ama blok flütün yanında mı? Elbette. Çalmamı ister misin? Yani istiyorum diyemem tabii ama isterim. Evet, lütfen. Ay. Olamaz. Blok flüt sesini sevdi. Bu yaratık kadar tuhaf bir şey görmedim. Bu ne cüret? Hayır, Walter. Pino Town'un iyiliği için çalmaya devam et lütfen. Peki. Postacı nerede kaldı? Bino Town bana büyük teşekkür borçlu. Hah, nihayet postacı. İşte özel teslimatınız. Buyurun. Size emanet artık. Güle güle gitsin. Tamam. Burnumu mu kaptın? Dağıtım merkezindeki arkadaşlarım bu çılgın yaratıkla vakit geçirmekten çok hoşlanacak. Bu arada bunlara ihtiyacın olacak. Yok.
Rapadan Tayfa. Her gün senin kanalın TRT Çocuk'ta.